başlat desem bir yerde bilgisayarın hafızası dolar mı diye korkmuyor değilim ama olsun. Çeti görmüyorsunuz galiba. Öyle mi? Niye görmüyorsunuz chat'i? Evet chat gözüküyor ya. Aynen gözüküyor chat. Tamam. Nasıl görmüyorsunuz kardeşim? aç aşağıdan bakıver Umut efendi görüyorsun orada Evet şimdi bir yandan oyunu da kurmaya çalışacağım ee, onu da şöyle yapacağım bugün biraz dersime çalıştım Geçen günlerde bir test yaptık Bu arada Umut'la beraber ee, çok olmadı çok beceremedik işleri ama yine de birkaç YouTube videosu izledikten sonra işler biraz daha kolaylaştı Şimdiki Nasıl şu an Geçtik gibi Oyun gözüküyor mu Oyun da gözüküyor Evet Güzel 101'i hallettik gibi gözüküyor Tamam süper Harika, harika. Tamam. Burada bana benzemeyen o karakteri görmemiz mümkün. Kendi fotoğrafımdan yaptım ama hiç benzemiyor. Şimdi. Efendim, yeni bir oyuna başlıyoruz. Şimdi kendi kariyerimizi baştan hep beraber kurmaya hazırlanıyoruz. Şimdi gelişmiş kurulum diyelim, ligleri de seçelim bence. Kenarlar sıkıntı hafif diyorsunuz. Neden öyle? Niye sıkıntı var? Nedir arıza? Ona bir bakalım. Nedir problem olan? Enes Bey bana söyleyin. Tam ekran değil. Hmm. Şimdi onu nasıl çözeriz ya? Boyutta bir problem var anlamadım. Benim şöyle yapsam ama bu sefer aşağıdan yiyeceğim ama. Çözünürlük mü? Her söylediğiniz şok oluyor mesela bana. Nasıl? Şu he, çok düşük kalite değil mi? Evet. Niye çok düşük kalite hakikaten? Ama düşük kaliteli izliyorsunuz herhalde şu an. Kalite nasıl? Kaliteden biraz da bahsedelim. <laughs> Oldu diyorsunuz ama bence görüntü kalitesini bir teyit ederseniz sevinirim. Çünkü ben de şu an mesela kendime bir test ekranı açtım. Orada o kadar kaliteli gözükmüyor. Bakıyorum. Çünkü kendime 1080p'de izlememek gibi bir hata yapmışım. 480p'de bakıp şu an diyorum ki bu kalite kötü. Almanya interneti malum. Hayatımda Almanya'da olup internetten söylenen tek kişiyi şu an chatte buluyorum. Evet oldu gibi ya bence. <laughs> evet şu an bence başlayabiliriz. Şimdi bugün biliyorsunuz ki Samsun Spor'la birlikteyiz. Samsun Spor kariyeri yapacağız ama önce bir liglerimizi seçelim. Burada bunları tabii daha önceki serilerde hep yapıyorum ama buraları göstermiyorum. Bunları da beraber yapsak daha iyi olur. Küçük bir yayın sıkıntısı. Şimdi bakıyoruz. Eklikler de seçelim. Bu arada önerileriniz varsa, lig önerileriniz varsa onları da alabilirim. Hım. <laughs> Şimdi bakıyoruz liglere. Arkadaş ben bu telefon niye bu saatte bu kadar dındınlıyor ya? gelişmişlerden kıtaları açarız diyorsunuz. Ben de zaten öyle planlıyordum. Şu an bence bu ligler iyi gibi hatta fazla bile ya. Bir iki tane lig ayırsam mı? Ben bu arada genelde şöyle bir göstereyim. Ligleri açarken gelişmiş kısmına gelip zaten büyük veri tabanı seçiyorum. Büyük veri tabanından burada Doğu Avrupa, Orta Afrika, Güney Afrika gibi ülkeleri de seçiyorum ki oradan böyle çıtır, çerez, wonderkidler falan varsa onları düşürelim diye. Evet, burada en iyilik kulüplerinden oyuncular dedim çünkü bilgisayarın da belirli bir kapasitesi var. O yüzden onları çok şey yapmak istemedim. Şimdi bakıyoruz. Başka seçeceğimiz bir şey var mı? Yok herhalde ya. Aynen. Tamam. Türkiye'de başlayacak diyor. Haydi bakalım. Yüklene dursun. Ne gülüyorsun diyorsunuz. Neden gülmeyeyim? Ben alttan son 4 seçeneği seçiyorum. 100k falan oluyor. Yani keşke o kadar fazla futbolcuyu ben de şey yapabilsem ama bilgisayar kaldırmıyor. O yüzden o kadar database'i açamıyorum ne yazık ki oyun yüklene dursun. Hop biraz bu ekrana gelelim. Böyle değişimleri öğrendiğim için bunları biraz yapmak istiyorum. Mesela şak diye buradayız falan. Güzel bunlar yani ben sevdim bu işi. Evet kaç kişiyiz yayında bu arada? 17 kişi miyiz? Ne diyorsun ya? 17 kişimiz var. Helal olsun. Vallahi helal olsun. <laughs> bu arada evet şimdi Guillermo Hoca yazdın. Aklıma geldi. İlk yayını test ederken arkadaşlarımız sağ olsunlar bize çok destek oldular. İsimlerin de kayıtta var bu arada ama Umut hatırlıyor musun isimleri? Hatırlıyorsan burada bir bahsetmiş de olalım. Hakikaten yarım saatlik o çilemiz boyunca bize çok destek oldular sağ olsunlar. Bugün buradaysak diyormuşum yok o kadar değil ama yine de bize çok destek oldular. Hocam Bordo kariyeri sözü vardı. Herkese söz veriyorum gerçekten ama... Ee... Hakikaten çok fazla yapmak istediğim takım var. Çok fazla vakit yok. Öyle bir sıkıntımız var. Şimdi bakıyoruz. Oyunumuz yüklendi mi? Oyunumuz hala yüklenmedi. Oyunumuz yüklenmemişken boşlayabiliriz. Mesela tam olarak bu sebepten ötürü burada mesela laf atışacağım bir ee, şey olabilir chat ekrana konulmuş Evet aynen öyle Giler mobile yaptık bu işi Bakıyoruz Arkada size bir sorun var bu arada ee, Arkada müzik işine ne diyorsunuz müzik sizce koymalı mıyız koysak teliften bizim donumuza kadar Alırlar mı Yorumlarınızı bekliyorum Vallahi oyun hala yüklenmedi. Şaka mı? 13. dakikayı geride bırakıyoruz. Oyun hala yüklenmedi. Hiç beklemediğim bir <laughs> gecikmedeyiz şu an. Beraber bakalım. Bu ana siz de tanıklık edin. Tek başıma yüklenmiyormuş. Havalarına girmeyeyim. Hop, buradasınız. Aynen öyle. Ay ay. E siz ne yapıyorsunuz <laughs> yani? Öyle bir yayın oluyor. Niye bu kadar kastı acaba ya? Heh. Evet. Şimdi bakıyoruz. Yeni profil demeyelim de. Neyse dedik artık. Geçmiş olsun. Türküz. Doğruyuz. Çalışkanız. Hadi bakalım. Şurada yalandan bir İstanbul seçiyorum. 13 Eylül niye? Ne alaka? Şöyle 83 olalım. Favori takımımız yok. Bana menajerlik öğretmeyin kardeşim. Devam ediyoruz. Böyle hafif beyazi bir insan olalım. Tipimize hiç karışmıyorum bile. Kötü bir kombin. Kombine karışırım. Bu ne ya? Hayırdır? Ben yeni transfer miyim abi? Bu ne? bakıyorum. Şöyle bir gömlek pantolon kafi. yes. Şöyle yaptık mıydı? Tamam gibi. Ya bunları falan boş ver abi. Aynen. Şimdi geliyoruz Süper Lig'de Samsun Spor tabii ki. Süper Lig'de Samsun Spor'umuzu seçiyoruz. Hazır. Antrenörü de yok zaten hali hazırda. O yüzden yönetmemiz daha da güzel olacak. Burada antrenörlük diplomasını ve futbolculuk tecrübesini Samsun Spor'a göre ayarla diyoruz. Bunları yani antrenör özelliklerine, zihinsel özellikleri hiç karışmıyorum. O yüzden direkt onayla deyip oyuna başla diyelim. Evet takımın başına bizi getirdiler sağ olsunlar. Tevazu göstermişler. Geçiniz, geçiniz. Evet kaydet diyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Artık var hocam demişsiniz. Evet antrenörü varsa özür diliyorum Samsun Spor camiasından ama bizim son database'de yoktu. O yüzden bizde yokmuş gibi devam ediyoruz. Ee, şimdi öncelikle sözleşmesi bitmeye yakın futbolcular buna 12 ay içerisinde bunların sözleşmeleri sona erecek. Kalecimiz var. S Suzumki. Suzumki diye okunuyor herhalde. Fofana var. Severiz Fofana'yı. Dribbling yeteneği gayet iyi bir futbolcuya benziyor. Çok iyi. Diğer futbolcularımıza da kıyaslarız zaten. Şimdi taktiksel yönelim gerekiyor. Bir taktik belirleyelim. Topa sahip olma, hızlı kontratak. Bence ligin yani yeni takımlarından biri olduğumuz için kontratak oynayabiliriz ama şurada bir sezon öncesi bakışa bakalım. Bizi yedinci görüyorlar bu arada. Bizi bayağı iyi görüyorlar ya. Şu an okumayan yerler mi var Doğukan Bey? Onu anlıyorum söylediğinizden. Şu an okumayan bir yer var mı? Burada bakayım. Niye öyle oldu? He. Bunu nasıl çözeriz ya? Ama bu sefer en üst taraf diyorsunuz. Şöyle yaparsam da bu sefer de en alt taraf okumayacak ya. Hadi şöyle yaptım. Şu an en üstü görüyorsunuz ama bu sefer de en aşağıyı görmüyorsunuz. O, onu nasıl yapacağımızı emin değilim. Şöyle yaparsam nasıl olur? Bir dakika olmaz. Comment desek de olmaz. Bu da çok sıkıştırıyor ya. Şöyle bir önerim var ama hiç içime de sinmedi ne yalan söyleyeyim. Bu nasıl? Çok sıkıştırdım sanki ha? Fazla sıkıştı bence şu an. Tamam. Okey. Şöyle yapalım. Bence şimdilik şöyle bir deneyelim. Bence biraz alttan feragat ederek yolumuza devam edebiliriz. Ama bir sorun sıkıntı olursa lütfen söyleyin. Ben de bir ona göre aksiyon alayım. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bir yandan yazdıklarınızı da kaçırmak istemiyorum. Şöyle yapayım. Daha iyi olur. Evet şimdi ilk sezon itibariyle ben kontra atak oynamak isteyecektim ama takımımızı 7. gördükleri için çok da kontra atak oynamaya gerek olmadığını düşündüm. Yani bizden güçsüz takımlar daha fazla olduğuna göre ona göre biz de e, oyun taktiğimizi belirleyebiliriz. Taktik seç diyelim. Takıma en uygun taktiği bu şekilde 4-2-3-1 olarak veriyor. Bir bakalım bu taktiğe. Bu taktikteki en iyi 11'i seç desek nasıl bir takım çıkartıyor karşımıza? Komple forvet diyor mesela. Savaşçı orta sağ var. Tırpan. Ben ama şöyle yapsam daha mutlu olacağım gibi. Bu Holse kimmiş? Carlo Holse. Ofansif oyun kurucu diyor. Fena bir topçuya benzemiyor hakikaten. Bizim seviyemiz için gayet yeterli. Rosenborg'dan gelmiş. Güzel. Güzel. <laughs> Erenköy Mahallesi severek izliyormuş. Sağ olsunlar. Tolga Bey hoş geldiniz. Erenköy'e selamlar buradan. Ee, hocam FM oynamaktan sıkıldığım vakitler oluyor mu? Bazen öyle bir an geliyor ki gerçekten şöyle bir 6 ay falan FM oynamak istemiyorum. Sonra bir bakmışım sabah olmuş. Yani yine de oynamaya devam ediyorum. Yani çok uzun yıllardır maalesef bu çelişkiyi yaşıyorum ben de ama bir şekilde oynamaya devam ediyorum. Şimdik bir yandan da kadroyu da yapalım ya. Benim de şöyle bir şu an kötü bir durum var. Samsun Spor'u hiç tanımıyorum. Benim tanıdığım tek bir futbolcu var. Onu da transfer etmek zorunda olmamamız çok güzel. Yunus Emre Çift tabii ki. Yunus Emre Çift'in üstüne kurulu bir takım olacak takımımız. Sağ beke bakıyoruz. Nano diyor ama Nano savunma özelliği pek yok. Bir futbolcudur evet. Maalesef bu adamı sağ bek oynatmak zorunda kalacağız. Kanat bek diyor. Bu kanat bek diyorsa bunun yanına bir çakılı bek şey çakılı stoper koymak lazım. Drone gelen fena stoper değil. Onu biliyorum. Mark Polo'ya bakalım. Markaj özelliği fena değil. Fiziksel iyi gibi. Hızı var. Savunma yönlü bir şey yapabiliriz. Savunma yönlü bir back yapabiliriz. <laughs> Göztepe kariyeri bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar ama göztepe kariyerini yeniden yapılanıyoruz da yapacağız ya. Şimdi burada yapmayız. Samsun geçen sene üçlü oynuyormuş bilgisi var. Öyle mi ya? Kimle üçlü oynuyor bunlar? Alim, sat alim var. Alim Öztürk, satka var ya da şatka, şatka. Şatka da olmadı. Ama 27 yaşındaymış. Fena da topçu değil ha. He. Herkesi de yeni almışlar abi. işte bu problem oluyor ya. Böyle olduğu zaman adamı satmakta zorlanıyoruz. Şimdi şuraya bence Tait'i orta sahada oynatalım. Kanatta çünkü böyle Fofana tarzı bir yeteneğe ihtiyacımız olur. Şimdi ilk 11'de kimler Türk olur ona da bir bakalım. <laughs> Bakalım. Alim Yunus Emre Zeki üçlüsü. Tatsız bir üçlüymüş ya. Zeki yavru mu oynuyormuş Sabek'te? Şey, üçlü stoperde. Zeki'nin özelliklere bakalım. Stoper yazmışlar hakikaten. Kenar stoper oynuyor. Zeki yavru da hakikaten şaka maka yıllardır top oynuyor ya. Hiç anlamıyorum bu adamın hangi özelliği bu kadar iyi diye pek anlamıyorum ama Yani zeki yavru sağda oynar demişsiniz. Ben zeki yavru genel olarak oynamaz gibi geliyor bana ama. Yine de neyse bir şey söyleyeyim. Çok erken konuşmayalım. Burada da savaşçı orta sağ diyor. Çok emin değilim ya. Savaşçı orta sağ mı oynatsak? İki yönlü mü oynatsak? Burayı savaşçı mı oynatsak? Ondan çok emin olmadım. Savaşçı kalsın. Buraya bir Taylan çekeriz şöyle. 1 2 3 yaparız. Çünkü şu Ercan... Ercan Kara Avusturyalı ne yazık ki. O yüzden yabancı statüsünde. Onu çok oynatamayız. Bu arada hazırlık kampını da bence oynayalım ki bir yandan hem muhabbet ederiz bir yandan da takımı tanırız diye düşünüyorum. Aa Muhammed Gümüşkaya da varmış. Güzel. Arada bunu oynatırız. Bunun opsiyonu var mı bizde? Opsiyonu da var. Sezon sonu yalandan çökme işimiz olur. Olabilir. Dimata övülmüş. Dimata'ya bakıyoruz. Ha Dimata forvet. Bir dakika fena forvet değilmiş. O Dimata bu. Dimata mı ya? Bir tane geçtiğimiz serilerde bir topçu vardı böyle bir manyak manyak top oynayan. Bu muydu acaba? Ne zaman hatırlamıyorum da bir ara böyle bir topçu vardı. Belçikalı. Zinsele bir bakın ya. Agresiflik, cesaret, çalışkanlık çok iyi bu arada. Fiziksel de çok iyi. Deplasmanlarda duman eder bu adam. Ama biz Ercan Karay'ı nasıl oynatacağız öyle olursa? Çift forvet bence çok iddialı. Hocam Samsun zaten 6 numara transferi yapamadı. Sen yap bari demişsiniz. Var mı gerek ya? Ona bir bakarız. Ercan'la Dimata'yı böyle dönüşümlü oynatalım da. Komple forvet olmaz abi buraya. Buraya çalışkan forvet lazım. O çünkü ileri uçta yani baskı unsurunu sağlayabilmesi açısından bence çalışkan forvet daha iyi. Üç beş iki nasıl olur? İddialı olur. Enes <laughs> Bey ben size söyleyeyim. Yani takımı da tanımıyorken üçlü oynamak bence intihar olabilir. Atın ölümü arpadan olsun deyip o işe de girişebiliriz ama bilemedim. Üçlü oynasak mı ya bak. Üçlü beni hep böyle bir şey yapmıştır. <laughs> Taylan savaşçı orta sahile orta saha kevgire döner demişsiniz. <laughs> Ay Allah ya. Öyle mi diyorsunuz ya? Üçlü mü oynayalım hakikaten? Lan hiç emin değilim hiçbir şeyden ya. Bakalım. Abi bu üçlü de oynanmaz be. Abi üçlü oynayacaksak çift forvet oynayalım ya. Arkayı fazlalaştırıyorsak önü de fazlalaştıralım derim. Ama bilmiyorum. Emin değilim ya bundan. Çok içime sinmedi. Bir, bir bana bir iki hazırlık maçı müsaade edin. Tefe koyarsınız sonra. Baktık olmuyor. Beni tefe koyun. Şimdi Şindler'in kedisine bakalım. Ganalı. Düz kafasız Kanat oyuncusu bu. Teknik desen çok az. Ama fiziksel var. Fiziksel var. Vücut zindeliği falan var. Harbiden bu adamı koyarız sağ kanada. Arada bir top atar, koştururuz sürekli. <laughs> güzel. Şimdi bu Tayit'in bir tercihi var mı? İyi, güzel yok. Tayyip çünkü önemli bir futbolcu. Ona bir bakarız. Dengeli diyor. Kısa paslı. Tempo düşük diyor abi biz. Topa sahip olma oyunu oynuyoruz. O yüzden eyvallah. Tamam. Biraz açabiliriz oyunu. Karşı pres. Mantıklı. Kontraya kalkışı kalsın. Dur bir dakika. Şimdi Yunus Emre'nin pası nasıl? Hala kötü. Bir seride de Hasbelkader şöyle bir şey çıksa iyi çıksa Yunus'un pas yeteneği iyi olurdu. Biz drone gelin acaba pasör mü oynatsak ya? Fena oynamaz gibi orada. Pas yeteneği fena değil. Bu adamın kafa vuruşu ne ya 10? 1.87 boyuyla 10 kafa vuruşu şaka mı? Şöyle yaparız mesela. Vitor'u getirip üçlüye döneriz. Dönersiniz kardeşim dön dön. <laughs> ben oynatmayacağım üçlüyü. Canım istiyor aslında ama çok erken. Abi üçlüye göre Muhammed Gümüşkaya'yı da oynatabilirmişiz bu arada bak. İki yönlü bek oynuyor. Aklım gidiyor ya. Bu arada yatkınlık çok kötü abi bir dakika ya. Ulan tamam hadi siz sizi kırmayacağım. Bir bakacağım şuradan. Mesela bunu oynadı diyelim. Buna yatkınlık nasıl? Buna da kötü abi. Yatkınlık genel olarak hiçbir şey yok ki. Kötü. Kontra tak oynasa bu takım. Üçlüyle. Ona da yatkın değil. Baba hiçbir şeye yatkın değil ya. Ya takımda gerçekten her şey var ama hiçbir şey yok. Çok doğru bir yorum. Yani hiçbir şey yok takımda. Alıştıkları hiçbir şey yok ya takım. Biz de bu yüzden ateşten gömleği devraldık diyoruz ve çıtırdan ilerleyelim. Transfer dönemini açtık mı? Açmadık transfer dönemini. Hadi buyur bakalım. Evet transfer dönemimiz kapalı. O yüzden ocağa kadar herhangi bir transfer yapmayacağız. Aslında transfer dönemini açmak istiyordum ama kaçırmışım. Olabilir İnsanlık Hatası diyelim Mevcut hedeflerimiz neymiş Tanınmış yüksek itibarlı Oyuncuları transfer etmek Hücum futbolu oynatmak istiyorlar ee, Tamam Biz kontra atak oynamıyoruz Size yeter bu bence Pozitif Bakıyoruz Aynen öyle ya hazırlık kampından sonra o yatkınlık artacaktır. Mevcut sezonun sonunda Süper Lig'de üst sıralarda bitirmek hedefleniyor. Biraz erken bir hedef konmuş ama. Neyse tamam okey ya. Yani reddetmeyip ne yapacağız? İstifa mı edeceğiz sanki? Transfer dönemi devam ediyor. Etsin. Toplantıya katıl. En fuzuli toplantılara hoş geldik. Ercan'ı ikinci kaptan yap abi eyvallah. Bireysel antrenman heh, onu söyleyelim. Şimdi herhangi bir antrenmana ben karışmayı düşünmüyorum. Yani idman işine girersek hakikaten çünkü sabahlara kadar bu oyunu oynamak zorunda kalırız. Benim zaten yani bu içerikleri üretmeye başlamamın sebebi FM'yi az oynamak isteği şimdi. O yüzden burada antrenmanları en azından bence yapmayalım. Bu arada sol üst köşede sosyal medya hesaplarımı görüyorsunuz. Beni eğer bu hesaplardan takip etmiyorsanız takibinizi rica ederim. Of be tam güzel yerde denk geldi. Tam böyle bir arada güzel söyledim. Şimdi burayı geçiyorum. Sonrakine geç. Sonrakine geç. Sonrakine geç. Morike Fofana dil kursuna gönder. Gönderiyoruz. Bu neymiş? Hocalara bakacağız ya. Antrenör açığımızın olduğuna çok eminim. Bayağı açık varmış ya. Tamam neyse. Buna bakarız. Şimdi. Ha aklıma bir şey geldi ya. Bir dakika. Şimdi. Sevgili arkadaşlar. Sizce bu kariyerde herhangi bir şekilde e, bir kendimize challenge koyalım mı? Yani bunu size sormak istiyorum. Hani böyle herhangi bir futbolcuyu herhangi bir milletten bir futbolcu ya da işte bir nasıl diyeyim? İşte herhangi bir antrenörü alma ya da işte sadece Türk futbolcuları transfer edelim, sadece Avrupalı futbolcuları transfer edelim. Bence yapmayalım öyle bir şey ama yine de sizin fikrinizi de merak ediyorum bu noktada. Varsa yorumlarınızı bekliyorum bu hususta ikinci seneden sonra koyacaksan koy diyorsunuz. Ha, yabancıları mesela atıyorum hani belirli bir bölgeden yapalım sadece gibi. Çünkü ya öyle yaptığımızda güzel oluyor da mesela bizim neydi? Gençler Birliği kariyerim vardı. Eğer YouTube'da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Sezon ilk 5 sezonda Afrika özelinde bütün futbolcuları transfer etmeye çalışıyordum ve o proje büyük battı. Yani topçuların hepsi tırt çıktılar. Scouting yaptık onlara. Yani scouting ekibi transfer etti ama çok elle tutulur futbolcular değillerdi. O yüzden emin değilim yani. Büyük patlaya da biliriz. İskandinav topçular nasıl olur? Yani iyi olabilirler herhalde ama bilmiyorum. Bilemiyorum. E, ekran sizde tabi bende şey oldu ben devam ediyorum onu sadece o biliyorsunuz videolarda da yaptığım o hani anlatımı güçlendirmek adına şey yapıyordum ama geri dönmeyi unutmuşum şimdi biz bir ne dedik hocalarımıza bakacağız bir not alayım kendime de unutmayayım bu işi Hmm. 25 yaşından büyük oyuncu alma, bak bu olabilir işte ya. Hakikaten bu topa mı girsek? Yani herhangi bir milliyetle sınırlamayalım ama 25 yaşın üstünde de futbolcu almayalım ya da 27 mesela. Ne ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bir departmanlarımıza bakalım. Gözlemcimiz yok öncelikle. Bir gözlemci maaşında bir artış soralım. Ondan sonra gözlemci alırız. Takım fizyoterapistin olmaması ne demek ya? Fizyoterapist nasıl olmaz abi? Kim bakıyor? Topçu mesela sahada düştü bir şey oldu ya da işte şuramda ağrım var dedi. Kim bakıyor? Takımda doktor da yok. Hastaneyi mi arıyoruz nedir yani? Çok garip. Ya şu yedek kadro maçı en fuzulisi ya. Onu kaldıralım. Ah. iptal de edemiyoruz. Buyur. Beta ne zaman çıkacak demişsiniz. Ekim sonunda beta çıkıyor diye biliyorum. Şimdi şu sorumluluklarımızdan bir kurtulalım. Ben her zaman kurumsallıktan yanayım. Samsun Spor'a da elimden geldiği kadar kurumsal kimliği kazandırmaya çalışacağım. Böyle konuşmamın sebebi sürekli sözleşme uzatmalı uğraşmak istemeyişim. Yani futbol direktörü, gelişim sorumlusu, kiralık oyuncu sorumlusu, altyapı sorumlusu bunları ben alırım. 19 yaş altı hocasını ben almam. Benim futbol direktörüm bu işe yarar. Teknik heyeti işe alıp çıkarma. Gelişim sorumluma güvenirim. Burada gözlemci ekibine şöyle bir yine Bedrettin hocama yine güveniyorum. Bu arkadaşların şeylerini ben yaparım. Olsan hoca personelleri Bedrettin Hoca ilerletsin. Sağlık ekibini de yine Bedrettin Hoca'ya emanet ediyoruz. Gözlemci ekibinin sözleşme yenilemelerini de yine Bedrettin Hoca'ya bıraktık. Şimdi genel idmanı yönetmek bana bırakılmasın. Bireyseli de lütfen alırsanız sevinirim. Tamamız. Her sevde ilk iş futbol direktörünü kovarak başlıyorum. Hiç kovmayın ya ne gerek var. Yani ben onu bir gözlemci gibi kullanmayı seviyorum. Oradaki futbol direktörünü. Hatta ki artık yani son yeniden yapılanıyoruzlarla başladım bu arada. Bu bütün Angarya sözleşme uzatmaları özellikle asistanlarla onlara bırakıyorum. Rahat ediyorum yani. Hocam antrenmanları da hocalar yapacaksa biz ne yapacağız? Biz arkamıza yaslanıp takımımızın keyfini çıkartacağız tabii ki de. Kendimizi bir tanıtalım. Merhaba arkadaşlar, ben bu takımın menajeriyim. Nasıl bir menajer olduğunuz konusunda bize kendinizi ispatlamanız gerekecek diyor. Oğlum hayırdır ya? Nasıl yani? Herkes bayağı şey çıktı, karamsar çıktı. Şimdi şu an bir vaatte bulunayım mı ya? Bunlar böyle artistik artistik konuştuklarına göre bir vaat mi istiyorlar acaba? Ters git bu tayfaya. Bence de bu arada. Biz bunlara ters gideriz. Bak genç oyunculara şans tanıyacağım. ha. Artistlik yapmayın. Yunus Emre tek olumsuz konuşan. En güvendiğimiz yerden yedik golü ya. Şaka mı bu? Takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncu iyi bir teklif gelirse bu transfer engel olmayacağız ha. Bak onu da söyleyelim. Osman Çelik sevgili kaptan. Bak sen de ters gidiyorsun. Yunus Emre de en sevdiğimiz de ters gidiyor. Bak bunları not ediyoruz. Bunları yazalım lütfen. Sevgili arkadaşlar bunları unutmayalım. Yunus Emre ve Osman'ın bu tavırlarından memnun değilim. Bu sene ligi üst sıralarda bitireceğiz. Ha, ne oldu? Hemen mutlu oldunuz tabii. Herkes memnun. Bunu başaracak güçteyiz. Ben de böyle bir cevap duymayı hedefliyordum. Türkiye Kupası'nda hedefimiz var mı ya? Varımızı yoğumuzu koyacağız. Tamam. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşansın istemiyorum dedim. Belli ki çok büyük sıkıntılara gebe bir sezon bizi bekliyor. Samsun Spor'la bir beraber Mir de gün basına tanıtılacakmış. Hadi bakalım tanıtın beni. Bu kulüpte çalışma fırsatını yakalamanız sizin için ne anlam ifade ediyor? Mutluluktan uçuyorum. Samsung Spor seçmemizin bir sebebi var mı? Yani abonelerim istedi. Ama var mı öyle bir seçenek? Yani. E, bu herkesin ilgisini çekecek bir kulüp. Size bu takımın ihtiyacı olan türde bir menajer olduğunuzu düşündüren ne oldu? Sevgili Muhammed Keleş, böyle soruları hazırlayıp mı geliyorsunuz? Yoksa birileri mi size bu soruları sorduruyor demek isterim. Ee, ama yine de cevap veriyorum size. <laughs> Samsun Spor için bu basın mensuplarının da transferi gerçekleşmeli bu arada. Sadece Samsun Sporlu futbolcular değil... Bu basın mensupları da doğru sorular sorsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu işi kabul etmenizin ne sebep oldu? Değerli abonelerim tabii ki. Futbol hakkında görüşleri benimle uyuşmuyor ki nereden bileyim ben bunu. Karşıma böyle bir fırsat çıktı ben de değerlendirdim. Ee, size burada... Herhangi bir şey söylemeyeceğim. Ya bu Muhammed Keleş amma soru sordu ya. Hayırdır? Kuzey Ekspres gazetesi Kamil Anahar. <laughs> Muhammed Bey bir daha soru sorarsanız size cevap vermeyi düşünmüyorum. <laughs> Doğru vardı. Ne bakıyorsun kardeşim? Gelecek birazdan. Tam olarak şurada oturup şuraya doğru bir bakış yani şu sandalyeye bakış atmam gerekiyor yani şurada oturup. Yetenekli bir kadromuz var. Kendini kanıtacak da Allah'ınız aşkına artık soru sormayın. Daha şimdiden çalışmak istediklerini gördüm. Evet. Sevgili Mira Hanım haricindeki hepinizi kınıyorum. Kadın soru bile sormadı. Geldi dinledi notlarını aldı hanımefendi ama buradaki bu dört barbar bana çok soru sordu. Kendi aramızda düzenlenecek olan bu hazırlık maçında iki takım futbolcuları nasıl ayırmak istiyorsunuz? Gerçekten umurumda değil. Bu maçı keşke şey yapabilseydik. Ben iki takımda yönetmek istemiyorum gibi bir seçenek var mı? Var tabii. Yani şöyle yaparak. Yani bu bizim için çok fuzuli bir maç. O yüzden bu maçı tatile atarak devam ediyorum. DC iki tane profil analiz yapsana derken anlamadım. Arkadaşlar size şöyle küçük bir bilgi vereyim. İlk test yayınında olanlar zaten bunu direkt olarak deneyimlediler ama ben DC'nin Discord demek olduğunu yani bir 48 saat önce falan öğrendim. Öyle söyleyeyim. O yüzden <laughs> bana daha açık söylerseniz ne demek o bilmiyorum gerçekten. Bu neymiş ya böyle bir topçu var. Çadlı topçumuz var. Fena topçu değil. Bak bu da hani arada koyarsın takımı oynar mesela. Gelişim merkezimize bakıyordum ben demin yarım kaldı. Bir tane kalecimiz var. Niye ise şeyde Polonyalı bir kalecimiz var ve yedek kadroda. Kadro dışı kalmış yani. Tam anlamadım sebebini. Muhammed Öz baskıcı. Kendisini A takıma atar mıyız diye bakıyorum. Çok bir şey vaat etmiyor şu an ya. Gerek yok gibi. Onun dışında altyapımızda herhangi bir şey gebe değil. Maalesef. Şu an için yolumuza devam ediyoruz. Oğlum seni geldik A takıma çektik. İleri geri konuşuyorsun bizimle. Ne iş? Bir sorun mu var? Biraz dinlen be. Konudan bağımsız forma 2009-2010 Bayern Münih mi? Evet. Bravo. 2009-2010 mu ondan emin değilim ama aynen Bayern Münih forması transfer yapacak mısın demişsiniz. Transfer yapamıyorum çünkü transfer sezonu açık değil şu an. O yüzden takımı tanıyıp hazırlık kampını oynuyoruz şimdilik. Sonrasındaki yani Ocak ayı transfer döneminden itibaren transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Biz hazırlık kampını oynamayalım ha. Çok uzar. Gerek yok bence lige ne kadar önce girsek o kadar iyi. Ne diyorsunuz? Bence bu işi yaparız. Hazırlık inisiyatif alıyorum. Bizim göz bebeğimiz Yunus Emre'dir ya. Yunus Emre'ye dediğiniz gibi bir idman basabiliriz. Zaten güç idmanı yiyor. Onu bir iki kata çıkartalım. Biraz bir sakatlansın. Aynen simüle ediyorum. Hazır maçtan aynen. Uzamasın yani. Transfer toplantısı diyor. Bir girelim bakalım bir şey diyecekler mi bize? Oyuncu durumuna geç. Transfer odağına geç. Kaleci. Bu mevkide zayıf kalıyoruz diyorsunuz ama bunu bir görüşelim. Ee, tamam tamam. toplantı bitir. Bize biraz kaleci çalışıp gelin. Şimdi bakıyoruz. Ya arkaya müzik koymak istiyorum ama müziği nasıl koyacağım bilmiyorum ya. Öyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Arkadan ben müzik açsam duyar mısınız acaba? Şöyle bir deneyelim mi o işi? Bakıyorum. Çok hareketli oldu. Duyuyor musunuz şu an müziği? Çok ses var ya bu ben bu seste kafam allak bullak olur benim. Bunu sevmedim. Daha böyle arkada çalsın kıvamı bir müzik gerekiyor bence bize. Şu an YouTube'a telifsiz fon müzikleri yazdım ve şu an öyle şeyler arıyoruz kendimize. Varsa bir liste önerisi, şarkı önerisi olan. Bu da olmaz. Kuruluş Osman müzikleri falan çıkıyor karşıma arkadaşlar. Kötü bir durumdayız. Seni gidi topal. Aynen öyle. Nasıl şu an ses? Ses nasıl şu an? Geliyor mu ses ses? Gelmiyor. Hadi ya. Şu an nasıl? Ses yok herhalde. Müzik yok deniyor. Biraz daha açtım. Şu an fullde bu arada. Kendi bilgisayarımın sesini kıstım ama. Şu an nasıl? Ben şu an kendimi duyamıyorum ama öyle bir sıkıntı var. Şu an iyiyse ben kötüyüm. sıfır mı geliyor? Şimdi oldu mu? Hangisi <laughs> kanal verdi ona? Yani şöyle yaparsam çok rahat bir şekilde yaparım yayını ama nasıl yapacağımızı da bilmiyorum. Şu an müzik geliyor mu bu arada? Bu işi çözemedik. Şimdi nasıl? Biraz arttı mı? Çok bebek şarkısı bu da be. Böyle ilham verici müzik mi olur ya? <laughs> Bir üç günde bu şarkı işine çalışırız hakikaten. Niye öyle oldu ya? Şarkı işini çözemedik. Yani şöyle diyelim background müzik for twitch streams diyelim. Yani, herhalde daha şeyi olamaz. Bak 2 saat 59 dakikalık bir şey buldum. Bak, yalandan şöyle bir müzik var. Of, bunu sevdim. Nasıl? Bence güzel şu an. Duyuyorsanız çok iyi. Arkadaşlar birkaç seferdir Spotify yazıyorsunuz. Spotify'ım yok. Şimdi nasıl? Karışık düşünceler var. Bir dakika ya. Herkes transfer yapabiliyor mu? Ömer Ali Şahinler Galatasaray'a gitmiş. Bizde transfer bütçesi sıfır. Mevcut maaş bütçesi de sıfır. Anlamadım bunun sebebini. Abi herkes transfer yapıyorsa biz niye yapamıyoruz? Şaka mı? Transfer bütçesi isteyelim bakalım. Belki verirler. Bu ne ya? Hiç borcu morcu da yok. Arkadaşlar Samsung Spor'un transfer tahtası kapalı mı ya? Hiç sanmıyorum ama. Zannetmiyorum ya. Niye kapalı olsun ki? Yani bizim bir şekilde bir para da bulmamız lazım ama Muhammed Şengezer fena olmayabilir. Kıyaslayalım. Zihinselde biraz patlıyor. Soralım bakalım bu iş olur mu diye. Bakalım Şöyle bir karşılaştırırsak hmm. Hemen hemen aynı Hepsi aynı yani bizim kaleciden çok da üstün bir kaleci Değil yani bunlar Aynen öyle bu arada Yani şu an transfer dönemi Kapalı kalmış olsaydı Bize teklif vermezlerdi Verdirmezlerdi şu an verebildiğimize göre tahta açık ama transfer bütçemiz sıfır. Sıfır yani hiç transfer bütçemiz yok. Şaşırdım buna. Şu an bir yandan içer yani kulağımın içine çok fazla müzik çaldığı için kulaklığı çıkarmak zorunda kaldım çünkü kendimi duymuyorum. Şimdiki Taylan Antalyalı Antrenörlük lisansına çalışıyor daha yaşı 28 bu adamın Niye çalışıyor ki Biz burada Taylan'ı Acaba Nasıl oynatsak en iyi olur Oyuncunun en iyi rolü desek Ha aslında oyun kurucu oynatabiliriz hakikaten Ama bu sefer Bu merkez orta sahayı ne yapacağımızı bilmiyorum ee, Yani Burada bir oyuncuların kendi özelliklerine baksak. Oyuncunun en iyi rolü desek. Tamam. Taite oynatırız burada. Ama bir tane bence bize orada savaşçı lazım ya. Hocam takım parası yok. Aynen takım parası yok. Ona baktık ya. Genel durumda eksideyiz. Yani 214 bin arıza var. Önümüzdeki sezon da şurayı görüyor musunuz bilmiyorum. Bakayım. Ben görüyorum da siz görebiliyor musunuz orayı? Önümüzdeki sezonun bütçesi 0 euro. Büyük arıza var. Güzel böyle challenge. Böyle challenge iyi oldu. Evet, transfer bütçesini yükselt talebimiz tabii ki reddedildi. Lisanslara bakıyoruz. Abi 14 tane futbolcu var gene ya. Yani bu yabancı fazlalığı gerçekten çileden çıkartır ya. Biz bu Suzumski'yi oynatmayacaksak. Gerçi Okan Kocuk var ya. Kaleci aramamıza da gerek yok abi. Niye kaleci aratıyor ki bize? Bence gerek yok kaleci aramaya. Bunun dışında böyle tırışkadan bir şey var mı hiç? Futbolcu. Ona bakıyoruz. İyi yayınlar demişsiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şu an için bu kaleci bence gönderilmeye ilk aday ya. Üzgünüm sevgili Yakup. Zumski ama senden bizim bir kurtulma işimiz olacak ya. Yani Okan kocuk var para yok. Baktığımızda o yüzden <laughs> arıza büyük. Müziği bu arada hala duyuyor musunuz? Bunu bir tekrar teyit etmek istiyorum. Müziği duyabiliyor musunuz şu an? Müziği şu an duyamıyor musunuz? Kulağıma takınca mı geliyor müzik? Nasıl olabiliyor ben böyle bir şey? Sesi bayağı az geliyor. Ben büyük ihtimalle bir şey yanlış yapıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle. Yani benim Bilgisayar sesini açmam gerekiyor olabilir ya, bir onu bir deneyelim. Çünkü böyle olmaz yani benim kulağımın içerisinde inanılmaz bir müzik var, ama bu size sirayet etmiyor. Bunu bir değiştirmemiz lazım. Ee, şimdi bunu nasıl yaparız? ses çıkış yakalayıcısı olabilir mi? Olamaz bence. Bir yandan bakıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir yandan ben bakmaya devam ediyorum. Bir yandan da ortamı sessiz bırakmamak için bazı boş kelimeler bütününü sizlerle paylaşıyorum şu an. Gördüğünüz gibi ne söylediğimi de bilmiyorum. Ama çenem, dur çenem durmasın ki sizler de burada oturduğunuz yerde herhangi bir sıkkınlık belirtisi göstermeyin. İşte biz bu sebepten ötürü şu an bir Twitch yayını başlattık. İlk kez Twitch yayını başlatmamızın da burada tabi bazı getirdiği amatörlükler var. Bu amatörlükleri hep beraber yaşıyoruz. Burada birçok seçeneğimizin arasından sizlerin görmediği, deneyimlemediği bazı problemler yaşıyoruz arka tarafta. Evet. Bunlar olacak ama. Öyle mi? Canım sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Tevazu gösteriyorsunuz hakikaten. Beraberce bu kanalı bir yere getiriyoruz. <laughs> Şimdi sahne, resim, renk kaynağı, ortam kaynağı. Bunları bilmiyorum. Ama biraz da daha... biraz ses, sessizlik. Bir tane şey vardı. Bilir misiniz onu? 3-14 müydü? Neydi? Adam piyanonun başına oturuyor. Ondan sonra 3 dakika 14 saniye boyunca piyanoyu açıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra diyorlar ki baba hayırdır falan filan bilmem ne. Adam diyor ki ben size sessizliği hediye ettim. Gibi bir şey var aklımda şu an. Böyle bir hikaye var. Hatırlıyor Bu hikayeyi bilen var mı? Bu hikayeyi bilen varsa doğru düzgün anlatsın. Çok kötü anlattım çünkü. 3.14 olması lazım bir piyano resitali. Herkes böyle toplanıyor gidiyor. Ondan sonra hiç yok mu? Sıfır mı? Üniversiteden hatırlıyorum bunu ya. bunu siz yaptınız. O şey. Bunu siz yaptınız hikayesi neydi ya? Eyfel'in tepesi yok o değil. Eyfel'in tepesine çıkan başkasıydı. Aklımda çok fuzuli bilgiler bir araya girdi. Umuyorum ki bunların doğrularını biliyorsunuz. Picasso aynen. Picasso'ya geliyorlar diyorlar ki bu ne işte generallerin biri geliyor. Bu ne kötü, iğrenç bir resim, iğren... rezalet bir resim yapmışsın falan filan. Bunu diyor kim yaptı diyor. Bunu diyor siz mi yaptınız diyor. Adam dönüyor diyor ki hayır siz yaptınız diyor. O tarz bir şey işte. Bu tarz böyle efsaneler vardır. Almanya, İspanya'yı. Öyle mi? Hayır ya 3 14 hikayesini bilen yok mu? Ben size 3 14'ü 3 14 yazdım. 3 14 halay çıktı. Biz neyi bekliyoruz sorusu çok değerli bir soru. Siz doğru zamanı bekliyordunuz ve doğru zaman geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sevgili Uçunoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Çadlı Topçu'nun adı keşke Abdullah olsun. <laughs> Allah'ım ben de okuyorum ya. Ne adamsın. Ay, Fuat Usta mı? Bir dakika ya. Bu bizim şey hocanın kardeşi mi? Usta. Ne ustaydı ya? Bir şeyin hocası vardı. Bu arada yorumlarda Picasso hikayesinin doğrusu geldi arkadaşlar. Sizlere bu hikayeyi okumak istiyorum. Guernica bombalanmasının Niye oradan okuyorum? Benim kendi bilgisayarım yok mu? Suat Usta değil abi. Bir tane şey hocası yok muydu? Ee, Sivas falan da çalıştırdı. Bilmem ne usta ya. Arada geliyor. Takımları çalıştırıyor sonra kovuluyor. Onun da böyle bir Hollanda geçmişi vardı. Bir şey usta. Ne ustaydı? Onu hatırlayan çıkar mı? Usta usta bir şey usta. Hatırlayamadım ya. Suat Usta değil ya. <laughs> Gepetto demiş. <laughs> Renk katlı. Fuat Çapa. Bravo. Çok doğru. Fuat Çapa. <laughs> Fuat Çapa ile Fuat Usta. Aa ikisi de Fuat. O yüzden karıştırıyorum. <laughs> Arkadaşlar işte canlı yayında olmak böyle bir şey bu arada. Gördüğünüz gibi sizler de olmasanız kendi kendimize burada deli deli konuşacağız. Ki sanki şu an onu yapmıyormuş umcasına böyle konuşuyorum. Evet Berkan Emir'i Antalya Spor almış. Bu arada bizim ne maaş bütçemiz var ne transfer bütçemiz var hiçbir bütçemiz yok. Ben anlamadım bu işi. Keşke biraz Sivas Spor'u şey Samsun Spor'u çalışsaydım dediğim dakikalardayız. Ama olsun beraber öğreniyoruz. Bir yandan onlara da bakıyorum. Şu Guernica hikayesini bir okuyacaktım okuyamadım. Guernica bombalanmasının çoğunluğunu... Heh. Ne oluyor? Aynen bu arada sevgili Zigon Mehmet Sevdalısı Beyefendi'ye buradan çağrımızdır. Bu Guernica ile başlayan hikayenin devamını istiyoruz. <laughs> İstanbul Spor'un başına Aykut Kocaman getirilmiş. Aykut Hoca'ya da hayırlı olsun. Normalde takım çalıştırmak istemediğini biliyorum ama oyunda tabii takım çalıştırıyor. Şimdi bakıyoruz. Evet azıcık gülüyor demişsiniz. Doğru bir yorum. Normalde Aykut Hoca'mın gülmüyor olması lazım. Aykut Hoca'yı da severim bu arada. Şahsen de tanırım. Şimdi Mahmut Al Havas Mavas. Bu adamı niye alalım abi? Ha yani bu adam biz niye alalım ya? Saçmalamayın abi. Nereden çıktı bu adam? Geçiniz. Gözlemci önerilerine bakalım ama yine de. Bir yandan şöyle bir bak iyi topçular gösteriyor bize mesela 3.5 yıldızlı. Şu Joe Lolly bu arada iyi bir futbolcu. Bu futbolcu yani bizim lig için çok uygun. Ya yani sebebini sormayın bence özelliklerini hiç öyle ortaya çıkan öne çıkan bir özellik yok ama yine de ben bunu bir iki kariyerde zorunluluktan diye hatırlıyorum aldım ve çok iş yapmıştı Joel hatta bir kariyerimizde aldım ya bursa spor muydu bursa spor olabilir bir kariyerde aldım ben bu adamı hatırlayamadım şimdi de vayın kör bu adam azo var azo mı kaldı ya azof feyfa kalmış Baba bir ara direkt olarak Uruguay'da mı oynamış ya? Costa Rica'da Uruguay diye bir takım var. Orada oynamış. Bak mesela normalde kariyeri oynarken yeniden yapılanıyoruz oynarken ben böyle böyle alıyorum açıyorum oradan oraya geçiyorum. Yayın sana oluyor 5 saat. 5 saat kayıt var mesela. Ama şu an neyse ki zaten muhabbet için buradayız. Geçeceğiz geçeceğiz maçlara gireceğiz. Ee, sadece benim bir ortama alışmam gerekiyor. Yani ne yapacağım, nasıl yapacağımızı şey oturtmamız lazım. <laughs> Umut o yorumu okumayacağım ama çok gülüyorum şu an. Ee, bakıyoruz. Fizyoterapist önerilerine korkunç öneriler gelmiş. Sevgili Sümeyye Kahraman isimli sekreterimizden. Lütfen ilana devam edin abi. Neyse biz buraları biraz geçelim ya hızlanalım. Ben lige başlamak istiyorum. Ligi koyalım ligi. Bakalım şimdi. <laughs> Spor bilimcisi. Spor bilimcisi çok böyle uydurma bir isim gibi gelmiyor mu size? Mesela ben spor bilimcisi kullanmıyorum. Hani bir tercih olarak kullanmıyorum. Siz ne diyorsunuz buna? Yani spor bilimcisi olup ne olacak? Süper Lig'deyiz Emre. Çünkü güncel transferlerle oynuyoruz. Şu an Samsunspor Süper Lig'de olduğu için biz de Süper Lig'deyiz. Bu arada sevgili Canicev için söylediği çok doğru. Bence de futbol bilimcisi olmalı. Bu konu her zaman spor yorumcusu adı altındaki futbol yorumlayan adamlar için de söyleniyor. Baş fizyoterapist olarak seni alabiliyor muyuz? Baba gelirsin be. Bunları da sözüm ona futbol direktörüne bıraktık. Heh, gelsin de bizi şey yapsın diye, ihya etsin diye ama hiç oralı değil adam. Sedat Bayrak stoper değil mi miydi abi? Ne alaka? Adam emekli olmuş da hoca olmuş ya. Bir de baş gözlemci diye onu ata diyor. Alp hocayı alalım. Bak şeyin de gözlemcisiymiş zaten. Altın Ordu'nun. Alp hocayı çökerim. Sedat Bayrağı değil PSG'ye Sedat Bayrağı istemiyorlardı ya şeyi. Eskişehirspor'un bir stoperi vardı onu istiyorlardı. Neydi adamın adı ya? Eskişehirspor'da bir tane stoper vardı. Sedat Bayrak orada oynamadı bence ya. Sedat Bayrak mıydı abi o? Yok Eskişehir'de oynuyordu ya. Adamın adı neydi? Geri döndü hatta sonra. Yok Sedat Açay da değil. Neydi be abi? Sezgin Sezgin. Sezgin olması lazım. Eskişehir Spor'da Sezgin vardı abi. Bak şimdi. Size şak diye bulamasam da biraz katmanlı bir şekilde bulacağım. Hazır mıyız? Twitch yayınımı kapattım. Umuyorum ki gitmemiştir yayın. Twitch sayfasını kapattım. Eskişehir Spor. PSG. Hazır mıyız bu bilgiye? Bak şimdi. Sene 2010. Tamam mı bak. Size bu ekranı nasıl gösterebilirim? Geçiş diyorum. Şu an bence ekranımı görebiliyor olmalısınız. Ama yanlış ekranı görüyorsunuz. Niye orayı görüyorsunuz? Burayı görmenizi istemiyorum. Yanlış ekranımı görerek şu an Aynen. Sezgine PSG kancısı. Şu an o kadar yetkin olamadım nedense. Beceremedim o işi ama şimdi yapacağım. Ee, pencere yakalama diyelim. Pencere yakalama oluyor mu? Ekran yakalama diyelim işte. Aha. Bu olmuyor mu ya? Neyse yapamadım. Çok emin de değilim. O yüzden yapmayacağım. Ama şey ekran yakalama diyorsunuz. Abi Mac'teyim. O Mac'in de bir arızası var ama. Bakayım. Bir saniye beklerseniz hemen yapacağım. Bu Böyle şeyleri mesela daha böyle hızlı bir şekilde halledebiliyor olmam lazım. Görüntüleme built-in display. <laughs> Biz görmüş gibi yapalım. <laughs> Bravo, aynen öyle bu arada. Siz görmüş gibi yaparsanız ne iyi olur bu arada ya. Vallahi kan yaparsınız. Şu an görüyor musunuz? Bak mesela. Nasıl gösteriyorum? Şak diye değil ama demin dediğim gibi. işte Sezgin'e Paris Saint Germain kancısı. Gördüğünüz gibi Eskişehir Sporlu Sezgin'e Fransız Talip adı altında çıkan o haber ekranlarınızda. Ama ne oldu bu adam? Sonra ben demin şeyi de söyledim. Ona da bir bakalım. Bu adam şeye döndü mü? Eskişehir Spor'a döndü mü bu adam? Ee, Sezgin. Heh. Bakıyoruz. Vallahi dönmüş ya. Hiç yanıltmadı beni. Adamsın Sezgin. İşte bu. Sezgin 2016'ya kadar Eskişehir'de mi kaldı? Abi sana Paris Saint Germain talip oldu ve sen 2010'dan beri Eskişehir'de kalmaya devam ettin. Yani böyle bir yalandan bir... Ne bileyim, Sivas spor yaparsın mesela, bir hani bir tık üstüne koymalık. Bakalım şimdi. O zaman oyunumuza geri dönüyoruz. Ya neyse şimdi devam edelim yayınımıza. Şöyle yapayım. Şarjım bitiyor. Sürpriz bir şarj bitme. YouTube videolarında da reklam gözüküyor. Aynen Totti. Totti mi? Şöyle yapsak nasıl olur mesela? Diyeceksiniz ki şu an ne yapıyorsun ama bir dakika. Heh. Tamam. Devam ediyoruz. Transfersizlikten kuruduk. Colin Kazım Richards Rize Spor'a gitti. Ha şimdi anladım. Bizim baş gözlemcimizi Denklemle Abi baş gözlemcinin yetenek değerlendirmeye sakın bakmayın ya. Şaka mıdır? Abi 5 ne ya? Adam 5 haliyle Samsung Spor kimlere emanet demeyeceğim. Kimseyi tövmet altında bırakmak istemiyorum ama yani olmaz abi. Olmaz yani. Of. <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? Şaka bu iş ya? Chat ne diyorsunuz bu konuya ya? Abi Dimata öyle topçu böyle topçu konuşuyorduk. Bu ne? Allah Allah. Abi adamın ayağı yok. Adamın ayağı yok. Bir tane daha ayak takabiliriz şu an adama yani. 13 ay ne abi? 13 ayda ya biz seni unuturuz ya. Biz seni ne yapacağız oğlum? Seni atsan atamayız. <laughs> yani haklı fesih diye bir şey yok mu abi ya? Şöyle bir karşılıklı olarak feshetmek istediğimizi salaktan bir söyleyelim. Ama tabii ki kabul etmiyor. Dimata'nın alternatifini Giovanni dos Santos olarak veriyor. Gerçekten mi abi? Yani gerçekten... Beyler <laughs> rükçoluk yapmayın ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dur bir dakika. Vallahi nevrim döndü yemin ediyorum ya. Giovanni dos Santos'u... Türkiye'ye mi getiriyoruz bu arada şaka maka? Abi seni hiçbir kaptan yapmam dalga mısın? Rotasyon. Abi maaş verebiliyoruz işimize gelince. Ne alaka? Baya maaş verebiliyoruz yani. Arkadaşlar Giovanni Dos Santos'u alalım mı? Soruyorum kamera nerede? Burada. Soruyorum. Giovanni Dos Santos'u Samsun Spor'da görmek istiyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Al, alma var. Alalım var. Emre iki yorum yapınca iki şey olmuyor. <laughs> Alemci Joe. <laughs> Early 2010 keyfi. Profili sormuşsunuz. Doğru bir soru. Profili bir gösterelim. Yani hız ve hızlanmayı son anları. Hani öyle söyleyeyim. Hız ve hızlanmada. Bu arada bu adamı alacağız. Yani satabileceğimizi falan sakın düşünmeyin. 6 ayda kovacağımız adamı transfer etmeye çalışıyoruz. Yani zihinsele bakar mısınız? Adamın çalışkanlıktan bahsedemiyoruz mesela. Konuşamıyoruz. Yani <laughs> çok acayip. vücut zindeliği 7 çabuk sakatlanır. Çabuk sakatlanır çabuk da iyileşmez. Yani sürekli o yanında KOT yazıp durur mesela. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Çok emin olamadım ama 300 bine falan oynarsa al diyorsunuz. Oynayabilir. Yiğitçim hoş geldin. Aleykümselam. Vallahi bir yani şöyle bir rapora da bakıyorum. Yani raporda da zaten iyi topçular var ya yanlış yerden baktım. Ee, yani şöyle baktığımızda bu Holse, Nanu, Nanu gerçi sabek ama yani burada şindler var zaten. Emre Kılınç var. Yani çok emin değilim ya. Bence almayalım abi. Bence iyisini buluruz. Bir de zaten kaleciyi kaydedemiyorduk ya yedek kaleciyi. Onu da salaktan gün doğar bize. Ya bence biz şöyle yapalım. Onu bunu boş ver de biz bize bir santrafor çözün ya. Gerçi santrafora da ihtiyacımız yoktur. Dur benim iyice kafa gitti. Şöyle bir rapora bir bakalım. Rapordan bir inceleyelim takımı. Ben ilk 11'in genel dengesinden aslında memnunum açıkçası. Yani bu Dimata'nın sakatlığı benim hayatımda çok bir şey etkilemiyor. Bilmiyorum hani siz de aynı görüştü müsünüz ama yani şöyle bir şey yapabiliriz. Ya takımın ilk kombininde oynayacak futbolcuların hepsi iyi futbolculara benziyor. Ya yani kalede de şey olur. Ya yani kalede de Oka'nın olması da mantıklı. Zaten stoperde Yunus Emre çifti oynatacağız. Yanında işte drone gelen yapacağız. Dolayısıyla Satka iyi bir şey yapacak bize. Yedek olacak. Sol bekte sadece sol bekte ve sağ bekte bence eksiğimiz var. Ya yani bekler benim istediğim kadar iyi değiller. Mark Bola hadi yeni geldi diyelim. Nanu biraz daha bence önde oynayabilecek bir kanat oyuncusu. Yani burada kanat bek olarak değerlendirmekten onu daha öne atabiliriz ve işte onu orada kullanabiliriz. Onun dışında o çadlı çocuk vardı. Nerede o? Marius Muan Dilmaji. Muan Dilmaji var mesela. Bunu oynatabiliriz. Abi herkese de çakmışsınız 3 seri kontratları. Biz kimden çıkacağız ya? <laughs> sol stoper, sol bek, sol kanı. <laughs> <laughs> Yorumlarınıza Gül, güle, güle güle oyunu oynamayı unutuyorum gerçekten. Çadlı'dan çık diyorsunuz ama yani bu da Dimata'nın yokluğunda kan yapar. Oğlum Çadlı'yı koyarız ilk 11'e. Yemin ediyorum ilk maçta gol atarsa hepimizin en sevdiği topçu olmaz mı? He? Yani yalandan bu adamcı olmaz mıyız yani? Şöyle bir kariyer be. Valla Belçika'da Seraing'de 31 lig maçına çıkıp 2 gol atan bir forvet. İşte aradığım topçu. Fiziksel çok iyi. Zihinsel de bence aşağı kalır yanı yok ya. Agresifliğe, çalışkanlığa falan bir bakın bence. Hani takım oyununa da yatkın. Yatkın olmadığını söyleyemeyiz. Ben, ben sevgili Çadlı Marius'u, Marius Çadlı, Marius onu gerçekten takımda tutmamız gerektiğini düşünüyorum iş yapmaz bize kafasız lazım doğru. Abi bence ben size söyleyeyim. Yani sağ bek sol beke bir çökeriz. Sevgili arkadaşlar o yorumlarda ne demişler? Asya Şampiyonlar Ligi maçı için İran'a giden Cristiano Ronaldo portresini çizen ressam Fateme Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezası ile yargılanıyor. 33 çarpı 3 mü? Onu bir sormak istiyorum. Yoksa hani yekten 99 mu? Hani onun bir teyidi var mı? Hani bu şey hani 33 mola, 33 mola, dok öyle mi 99? Sohbet çok enteresan bir yere gidiyor. Yiğit, bizim gene aklımızı aldın sevgili kardeşim. O yüzden ben bir şey demiyorum burada. Sevgili izleyenlerimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki kendi kendimize yapmayalım bu işi. Bir transfer odağı belirlememiz lazım. Ee, biraz şundan çıkalım. Transfer odağı belirle deyip sadece kiralık arayacağız bu arada. Bu önemli. Çünkü paramız yok. Paramız yok diyoruz. Maaş bütçesi de sıfır gözükse de. Bir yerlerde mesela Giovanni dos Santos'a ayıracak paramız var. Yaptırdığı cami sayısını düşüyorlar mı? <laughs> Şimdi biz 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 topumuza arkadaşlar siz ne anlatıyorsunuz? Ben, ben burada topumuza bakmak istiyorum ya. Biz burada lütfen toplu çıkalım toplu oynayalım efendi efendi. Bakın gözlemcimiz zaten yok. Bizim de burada yani Özgür Bey biz de burada problemlerle yarışıyoruz yani. Giovanni Dos Santos ne oldu? Gene karşımıza çıktı. 400 bin euro istiyor adam. Söğüş var söğüş. Yani biz bu arkadaşa görüşmeyi terk ediyoruz. Dos Santos'tan çıktık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi bakıyoruz. Sağ beke bir öneri var. Kamil Ahmet mi? Kamil Ahmet'i bir sene almak çok kötü bir fikir gibi gelmedi bana. Çok çok kötü bir fikir gibi geldi. Ne diyorsunuz? Abi biz fizyoterapist de alıyoruz. Fizyoterapistimiz fizyoterapisti 9 mesela. Yani hani Şaka mıdır? Bizim hızlanmamız lazım. <laughs> Nazım Sangare, Serdar Dursun. Bunların ikisi de Fatih Karagümrük'e gittiği için alamayız bunları. Ee, Fener Galatasaray'dan kiralık birisini çözemez misin? Çözeriz ama hala Temmuz'dayız ya. Yani Eylül'e kadar falan çözemeyiz gibi geliyor. Tamam. Devam edelim. Toplantıya katıl. Ay iyi. Bir de bunlara dedik ki kaleci bakın falan filan yani. Hiç. Devam eden görevler. Aa Eren Elmalı'ya çöksek ne güzel olur ya kiralıktan. Ha? Abi bize şöyle bir İyilik yapın ya bak komşuyuz şunu şurasında. A plus veriyor. Yusuf Özdemir'i de çok severim. Bu adamları bize niye öneriyorsun? Bunlar kiralık gelebilen futbolcular değil ki. Yun Yusuf Özdemir gelir mi ya bize? Abi sana da şöyle bir önemli oyuncu diyelim de yalandan. <laughs> Senin scoutlar kaleciye baksa forvet bulur. Çok doğru. Maçkolik'teki videonu izledim. Ferdi'yi nasıl 5 yıl tuttun takımda? Arkadaşlar önemli bir mesai verdik orada. Yani Ferdi'yi tutmanın yolu her sezon trans şey yapmak. Ee, sözleşme yapmak. Yani Ferdi'ye gerçekten çok baya para verdik. Bir de işte mesela kaptanlık istiyor. Kaptanlık veriyorum. İşte onun o öneri soruyorum. Önerisiyle hoca alıyorum falan. Hani böyle bir takım şeylerle takımda tutmaya çalıştık. Abi ne oluyor ya? <laughs> Abi ne oluyoruz ya? Şaka mı? <laughs> Allah'ım ya, Allah'ım ya. Abi sen bunu kafana takma diyorum ama bence tak ya. Hızlı bir şekilde iyileş. Abi bizim fizyolar ne oldu? Neredesiniz? Bir tane baş fizyoterapist aldık. Geri, gerisi yok ki ya. Bunlar o yüzden sakatlanıyorlar herhalde. Fizyolar. 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 Abdullah Batur Hoca. fizyoterapisti 6 mesela. Of. Abi işte nasıl oynuyorsun FM'yi böyle oynuyorum. Dertte ne dertte ne FM oynuyorum. Ahmet Bayrak gel abi. Fizyoterapistin iyiye benziyor. Sen de baş herkes de makam mevki peşinde. Birisi de bir geleyim, oynayayım efendi gibi paramı kazanayım yok. Herkes müdüriyet peşinde bak görüyor musun? Bu değilmiş mesela. İyi. Diğeri de çökelim. Bunlar Konya Spor'da da bir seri ayrılık olmuş. İki tane fizyoterapist aynı anda işsiz kalmış Konya'dan. Beni düşündürdü. Ama olsun. Boştan forvet al deniyor. <laughs> Acil transfer toplantısı. Hemen katılıyorum abi. Çok bu kadar önemli bir toplantı. Hayatımda ilk defa bu arada acil transfer toplantısı diye bir şey görüyorum. Bilmiyorum siz daha önce gördünüz mü ama. Tamam. Toplantıyı bitir. Eren Elmalı. Abi ne olur bize bu adamı verin ya. Ha şey yaparsak mesela şampiyon olursak bir 2 milyon euro teklif edelim. Öyle bir şey olabilir. Abi Numaraları istiyorsun da Tayyip'e 55 veririm geri kalanına karışmam Tayyip bizim Takımımızdır Şimdi Arkadaşlar Vallahi çadlıyı çadlıdan çık falan dediniz elimizdeki tek forvet kaldı bilmiyorum farkında mısınız yani? Samsun Spor'a da bir şu şeyden yapalım. Süperlik kazanılması halinde sana 5 milyon euroya bu adamı bak mesela hadi buyur bakalım. Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanabiliriz ama ya onu vermek istemiyoruz sana. Şöyle bir 100 bin. Abi bizden kiralama için para isteme be. Vallahi istemeye. Hadi tamam maaşını verdik de. O kadar yapma. Tamam şimdilik kalsın. Okan Hoca Galatasaray zirveye taşımış. Eyvallah. Bizim bir santrafor orada çökmemiz lazım. Mustafa sizse bak bu tarz bir topçu lazım bize. Kimde oynamışsın? Hiç kimseye de oynamamışsın ama. Şimdi forvet dediğin nasıl olmalı isimli o korkunç desperate ana başlıyoruz. Şimdi tabii ki bunların hepsini 15 seçersek bize gülerler. O yüzden bunları bir 11 seçiyorum. Tamam, en kötü böyle olsun. Mark Cardona. Lan bu da az oldu yani. Biraz daha fazla seçelim. Manuel Cruz Yok abi yok yok Olmaz Çalışkan istiyoruz biz topçuyu <laughs> öyle büyük takımlardan birini düşürelim ya hakikaten. Makeda var mesela kiralık. Aa Sydney Van Oydong. bu bizim Van oğlu ya. Oğlum gel Türkiye'ye oyna bizde be. Bir, bir sezon gel oyna farkını yarat sonra nereye gidiyorsan git. Ama ne yazık ki alamıyoruz. Hocam tema Zealand mı diyorsunuz? Yok ama Zealand teması var bu arada. Ya yani ona geçebiliriz belki. Şu an için düşünmüyorum. Şimdi bakıyoruz. Abi Osterwol de var mesela. Ha Kazım Can'ı söylemiştiniz. Kazım Can'ı çok evim hemen. Ya sevgi Galatasaray. Yani yani paraya ihtiyacınız mı var gerçekten? Ne gerek var abi şu işe? Boş versene sen şu işi. Hadi opsiyonu 15 koyalım. Bunu da önemli topçu diyelim. Sen bizden para alma. Abi nereden nereye geldik 5 dakikada ya. Lan zaten azıcık ilerledik. Başımıza gelene bak ya. Şu de iyi topçuydu herhalde ama. Hakkımda öyle kalmış. Niye öyle kalmış. Baba bizim gözlemciler ne yapıyorsunuz ya. Abi Kamil Ahmet'i öneriyor mesela bana bizim gözlemci. Kafayı yiyeceğim ya. Ama bunları da onlar önerdi. Bak yalan söyleyemeyiz. Tintiş var. Tintiş. Şunu önerme. 3 tane forvet önerisi var. Leke James. Bu Sivas sporlu herhalde. Çikalleşi. Bizim abi bizim gözlemcilerden olmayacak ya. <laughs> İbrahim Yılmaz'ı ben çok golcü görüyorum. O yüzden kendisini takımımıza katabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir salaktan bir denesek. Maaşını versek. Abi biri de bize bir güzellik yapsın artık ya. Kurban olayım ya. Süperlik kazanılması halinde 10 milyon euro veririz baba. Ne diyorsun ya? Yürü git ya. Fatih Aktay ona bakalım tamam Fatih Aktay Aksoy var Aktay hmm. Aa şey vardı ya Eskişehir Spor'da bir tane forvet vardı Neydi adı hmm. Hay Allah unuttum Onur Onur muydu Onur Onur Arı. Heh şu. Çok ilginç bir yere gitmiş kariyeri. Hatay Spor'a oradan da yeni Mersin İdman Yurduna kiralık verilmiş. Yok abi biz bu adamı alamayız. Aykut Hocam ne diyorsun? Bir şey mi diyorsun? Aykut Hocam ben seni severim bak. Şey izdir yani. Sana zahmet İbrahim Yılmaz'ı bize bırakıver ya. Abi kurban alayım şu adamı bir daha önermeyin. Ya, yürü git ya Evet Pist. Ne içiyorsun hocam Su Dümdüz su içiyorum Fizyoterapist önerileri gelmiş. 4 var mesela fizyoterapist önerilerinde. İlanı bitir abi. Hiç konuşmayalım. Barış alıcı var ya. Barış alıcı. Bunları geri çağıramıyor muyuz ya? Celil de mesela oynatabiliriz. Geri çağırsak iyi olurdu. Celil Göztepe'ye gitmiş. Ahmet Bayrak. ilk fizyoterapistimizi alıyoruz. Umuyoruz ki bu şeylere yansıyacaktır. Transferlere. İyi toplantılar diliyorum sevgili Emre Ahmet. Ee, şöyle biraz hadi tam oynatmayınca para vereyim. Ya sevgili Galatasaray ya yapmayın ya. Allah'ınız aşkına yapmayın ya. Buca'da Fuat vardı. İsmail Ünsal değil o. Berk Ünsal oğlum. <laughs> Berk Ünsal'a bakalım. Berk Ünsal Süper Lig'de oynar mı? Ahmet Sportif'e gitmiş mesela. ama bir seri önce çok iyi olan topçuydu bu evet. Ama 120 bin euro veremeyiz ya. Çok pahalı. Evet Ağustos ayına da girdik. Ligin başlangıcına doğru hızla ilerliyoruz. Hala sakatlığın şokunu atlatabildiğimizi düşünmüyorum. Bilmiyorum siz atlattınız mı ama ben atlatabilmiş değilim yani. Beklemiyordum böyle bir şey. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne oluyor ne bitiyor. Evet bunlar. Bunlar bunlar. Sezon sonunda sözleşmesi bitecekler. Fofana. Fofana'nınki bitiyormuş. Zeki yavrunun da bitiyormuş. Neyse abi. Sezon sonunu sezon sonu düşünürüz ya. Hele bir başlayalım da. Glitch. Uzun boylu bir forvet var diye bir kariyerde onu alabilirsin diyor. Bizim kariyerlerde mi vardı? Hatırlamıyorum tam. Gılıç öyle bir çıkmadı ama. Bulamadım valla. Şeye bakalım. Ozan Papakali pek beğenmiyorum ama Enis Destan'a bakabilirim. Enis Destan Trabzonspor kariyerimizde de olacak. Bakalım iş yapacak mı? Ee... Tamam. Şu an için fena bir alternatif olmayabilir. Abi niye Turşusunu mu kuracaksın? Niye kiralamak istemiyorsun? Adam zaten Trabzon 19 yaş altında ya. Abi niye kiralamak istemezsin ki? Refli vurdu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nasıl bir şey oldu vallahi tam Tam rüştümüzü ispat edeceğimiz bir kariyer oldu. İki tane forvetimiz birden sakatlandı. Bir tanesi 3 ay yok. Bir tanesi sezon sonuna kadar yok. Hatta gelecek sezonun başındaki kampta da yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Samsun sporumuzda bir yola çıkacağız ama. Lorenzo Lucca'yı mı diyorsun acaba Murat? Emin olamadım. Aynen ya doğru söylüyorsunuz. Kiralama işine çok kafayı taktık. Süperlik gözüktü. Süperlik fixtürü gözüktü. Hızlı bir şekilde space'e basarak yolumuza devam ediyoruz şu an. Bir an evvel oraya gidelim. Ee... Bir de şeye bakalım ya çok affedersiniz. Bir transfer dedikodularında arada birileri çıkabiliyor. Dedikodulara bakalım. Üdünese Kerem'le ilgileniyormuş. Ferdi ile ilgilenen var. Bakalım bakalım. Şöyle büyük takımların futbolcularını çökmeye çalışan uyanık Anadolu takımları var mı? Biz de aradan çekelim bir şey. Yok gibi. Vallahi yok gibi. bize Rahim Babeli öneriyor. <laughs> Faruk genç bir kariyerimizde bir altlık kariyerimizde almıştık sanki ya. Aa şey vardı Trabzon'da bizim şey e, Arif boşluk. Arif boşluğa çökebiliriz. Arif boşluk nerede? İyi bir sol bek o. Bakmayın böyle göründüğüne. Yedekten medekten sokarız. Şöyle bir rotasyon oyuncusu diyelim. Dursun bizde ya. Charlie McNeil Öyle mi yazılıyor acaba? Stevenage'da oynuyormuş. O da ama şu an bir yerde kiralık. Stevenage'da kiralık o yüzden ona çökemiyoruz. <laughs> evet kaptanları seçiyoruz. Yunus Emre'ye bu genç yaşında kaptanlığı da verelim. Bence kaptanlığa yaraşır bir futbolcu olacaktır zaten. Soner Gönül. Abi seni bunu bekletelim ya. Neyse hadi kabul et. En kötü şeyi uzatırız. Eren Aydın, Eren Aydın. Eren Aydın'a bakabiliriz hakikaten ama o şey ya Eren Aydın bizim Sarıyer Kariyerimizde muhteşem bir performans sergilemişti ama şu an Galatasaray'dan Çorum'a kiralanmış. O yüzden ona da çökemiyoruz ne yazık ki. Evet. Bakalım. Alif Samsun spora geliyor. Güzel. Bedelsiz bir transfer yapıyoruz en azından. Gelsin. Bakalım bakalım. Bursa'da Berat vardı. Evet ama Berat yani ikinci ligden sonra maalesef yani birinci lige çıktığımızda bile çok fayda sağlayamadığımız bir futbolcuydu. Berat altın dişti galiba. Ee, şöyle bir o Bertu'ya çok yersek süper olur ha. Valla süper olur. Parayı da çok cüzi istemişler. Şöyle bir yalandan şey yapabilir miyiz? Sabri zaten oynatırız Bertu'yu da. Tamam olur olur. Gel hadi bakalım. Bertu'yu şimdi şey yapacağız, almaya çalışacağız. Bakalım Bertu Yıldırım sürpriz bir şekilde takımımıza katılabilir. O zaman işte dengeleri değiştirebiliriz. O zaman dengeler değişebilir hakikaten. Bakıyoruz şimdi. Evet ligimiz başlıyor artık. Nefeslerimizi tuttuk. Süper Lig heyecanı başlıyor. Süper Lig'de bu arada simülasyonu nasıl yapalım sizce? 3D mi yoksa 2D mi? Çünkü 3D'de belki ekran kartından mütevellit biraz yavaşlık olabilir. İsterseniz öyle bir deneriz. Sonra gerekiyorsa şey yaparız, düzeltiriz. Baskı attığını geride kuralım demişsiniz. Maç kondisyonu falan. Geniş alandan çık diyor. Şimdi bunlar Sisto Kanat Forvet Efecan Efecan tabi var ama Emin değilim. Bunları Şöyle bir bakalım şimdi. Ters ayaklı kanatta burada bakıyoruz. Fofana'yı oynatacağız. Şurada Schindler'e koyuyoruz. Holse geldi. Forvet'e kimi koyabiliyoruz? Forvet'e bu kimmiş ya? Bu topçuyu bilmiyoruz. Kongolu bir topçumuz daha var. Kongolu bir topçu daha var mesela ama onu yerine biz çadlı topçuyu koyacağız. Çadlı'ya sözümüz var. şimdi kaleciyi de Okan seçtik mi? 1, 2, 3. Tamam üç türkü bulduk. Şimdi şöyle yapalım. <Sessizlik> Ne oluyor chat bir anda bir doldu anlayamadım İyi geceler annem banyo yaptıracak mı? <laughs> Eyvallah Samsun'a selamlar buradan Samsun'a Kucak dolusu sevgiler ee, Şimdi şu Sumski'yi bir kaydedelim ya Adam hazır zaten Fenalık geçiriyoruz Nerede bizim topçu? Bir matayı çıkartalım. Zeki yavruyu da alacağız. Lan harbi üçlü oynarmışız ya yalandan. Bilmiyorum ki. Tırpan kalsın. Soneri alalım. Olivia Niçam. Ha, Emre Kılınç var aslında ya. Emre Kılınç'ı kullanabiliriz ha, bir yerde. Nasıl kullansak acaba Emre'yi? Emre maça hazır. Kondisyonu da fena değil. Neyse, onu şimdilik tutalım ama se sezon içerisinde Emre'ye başvuracağız bence. Bir de Laura'yı alalım. <laughs> acaba soner yerine ben nasıl alsaydım ya? Soner'den çok emin değilim. Zaten en çam bu adamın adını nasıl okuyacağım bilmiyorum. Niçam herhalde. Niçam'ı orta sahada oynatırız şurada ama savaşçı için bir futbolcu gerekiyor. Yani bu arkadaşı savaşçı oynatabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Evet bence maça hazırız. Taylan savaşçıda nasıl? Şu an 3.5 yıldız Taylan savaşçıda gözüküyor. Şöyle yapalım. Markaj yeteneği ve top kapması kötü gözükse de orada belki maç içerisinde dengeyi değiştirebiliriz. Zaten takım biraz maçları oynadıkça tanıyacağız gibi gözüküyor. Şimdilik e, bu şekilde kalsınlar ve ilk maçımıza artık geçebiliriz diye düşünüyorum. Evimizde Alanya Spor'la oynuyoruz. yumruğumuzu sıkıp kendi evimizde oynadığımız maçın kıymetini bilelim diyoruz. Şuradan bir şuraları hop. Hemen ayarlarımızı yapalım. Sesleri açalım. Özetler sırasındaki maçlar. Tamam. Yönetmen. Eyvah. Görüntü nasıl biraz sekiyor mu acaba? Biraz bir kasma var gibi. Bu kız bizi biraz üzer ya. Şöyle yapalım. Şurayı da bir düzenleyelim. Sansın spor dizilişi ve istatistiklere diyelim. Olma. Niye böyle oldu? Hı. Evet, şöyle yapalım. Holse geliyor dışarı vurdu be hadi be. Evet ilk 10 dakikayı geride bıraktık. Takımın en iyisi şu an Taylan gözüküyor ama hadi bakalım. Kap topu. Holse kaptı topu. Ah be. Biraz kasıyor ya. Aman 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 aman. Şindler gidiyor. Şindler süper gitti. Ah be. Takım fena değil şu an için ama şut sayısını biraz arttırmamız gerekiyor. Şimdileri sat demişsiniz. Durun bakalım daha ilk maçı ya. <laughs> Nano kartlandı. Bola kartlandı. İki kanat bekimiz şu an kart gördüler. Onlara bir hemen şuradan bir oyuncu talimatlarından ee, şu değil de. müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Bola'ya da aynı şekilde müdahalelerde sertliği azalt diyoruz. Bakalım. Biz bu geniş özet dedik. Geniş özete rağmen şu an herhangi bir e, akın yok. O yüzden biraz Duran top kazanmaya çalışarak bence e, şeyi ilerletelim. Takımımıza da dur bakalım. Filik 2 Yunus Emre çekti. Duran topları ayarlamadık. Efecan dışarı. Evet, ilk yarı bitti. Rakip kale önünde daha fazla efektif olmamız gerekiyor. Bu minimalde bir oyun sergilemeliyiz. Tempoyu biraz daha arttıralım. Acaba kaleyi görünce vur mu desek? Biraz şutları arttırmak lazım. Rakip savunmanın da üstüne gidelim. Ee, pas genişliğimizi de açabiliriz. Çünkü zaten geniş oynuyoruz. O yüzden şey yapabiliriz burada. Şimdi bizim çadlı çocuk 6 oynuyor. Ona bir 15 dakikalık bir zaman daha veriyorum. Yine Mark Bola'ya da aynı şekilde bir 15 dakika daha vereceğim. 60'a kadar onlardan herhangi bir fayda göremezsek değişikliklere başlarız. Henüz sezonun ilk maçı olduğu için çok fazla üstlerine gitmek istemiyorum. İlk haftalarda kayıplar da olması normal zaten. Bravo şimdiler kaptı topu. Evet bakalım. Hala oyun bir şey vaat etmiyor bize. Tayit götürüyor topu. Nanu güzel orta. Nereye attın abi? Corner. Evet, Holse geliyor. Orta. Ah be abi. <laughs> abi tam süperlik maçı ya, şaka gibi. Kapalım orada topu. Kap topu ya. Eyvah. Bravo. Bravo Okan. Bravo Okan. Hayatımızı kurtardın. Şimdi Bola çok iyi oynamıyor. Arif yeni transferimizi atalım oyuna. Bunun dışında Laura'yı sokacağız ama Laura ne oynuyor abi? Yaratıcı Forvet oynuyor Laura. Biz de bu şekilde değiştirelim. Çünkü zaten e, hatta ki Şindar niye destekti abi? Şunların e, şeylerini arttıralım. Performans rollerini arttıralım. Ee, bunun dışında Fofana kalmaya devam etsin. Nanu biraz yorulmaya başladı. Ona bir belki bir çare bulmaya çalışacağız. Orta sahamız fena değil gözüküyor. Ama ileri uçta biraz zayıfız. Hatta şimdileri çıkartalım abi. Emre kılınç atıp şuradan şöyle ters ayaklı kanat deyip e, Nanu'yu kanat kanat bek hücum yaparsak o Emre'nin içeri kat edişlerindeki açık alanda Nanu'ya kalmış olur. Böylelikle biraz daha dengeli bir hücum aksiyonu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 3 oyuncu birden değiştirdik bakalım. Alliance Spor korneri kullanıyor. Dışarıya. Aman lan o. Aman lan o. Aman diyeyim. Bravo. Kaptık topu. Bravo. Fofana. Hadi be abi. Kötü yakalandık. Bravo Yunus Emre be. Taylan kaptı topu. Emre gidiyor. Ver pası. Güzel pas. Akınların sayısı atmaya başladı bu dakikalarda. Holse kullanıyor kornere. Kaleci de kaldı. Biz kırmızılar mıyız? Kırmızılarız evet. Samsun Spor olduğumuz için. Yani Yunus Emre çift öyle bir top oynuyor ki hakikaten arkada. İyi pas. Ceza sahasına. Hadi be. Evet. Çıtırdan Sabek'e de bak Zeki Yavru'yu al almanın zamanı geldi. Çünkü Nanu çok yoruldu. Ee, şöyle yapalım. Tırpan nasıl oynar acaba? Onu da bir bakalım. Tırpan'ın kanat bek özellikleri nasıl? Yani bence Zeki'yi almak daha mantıklı olabilir. Ama o zaman da Zeki de kanat bek oynayamaz. O yüzden... Şöyle ona otomatik diyelim. Arifi ileri atma zamanı olabilir. Arifi ileri atalım. Evet, bakıyoruz. Fofana kötü ama fofana yerine alabileceğimiz oyuncu yok gibi. Burada bu arkadaşı kanat oyuncusu olarak alsak, şurada. Şöyle fofanayı da çekip nichamı atsak öne bence bir ihtimal bunu bu şekilde alabiliriz. Bunun dışında tempoyu arttırmak istemiyorum. Ee, fazla bekletmeden ortaya diyelim. Bir de yani bir 10 dakika falan bence hücum ağırlıklı oynayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu riski alacak inisiyatifimiz var bence bu maçta. Bravo Arif. Hadi abi. Basal basal basal. Eyvah. Aman diyeyim. Aman aman aman. Bravo Okan. Offsitemiş zaten ama. Çocuklar başarabilirsiniz ya. Hadi bakalım. Evet artık topu doldurmanın zamanı geldi ne yazık ki. O dakikalardayız. Eyvah. Evet, sezonun ilk maçında gol sesi çıkmıyor, ne yazık ki yapacak bir şey yok. Çok eksiklerimiz var tabii ki, ondan da kaynaklanıyor biraz. Ama olsun, son vuruşlardaki beceriksizliğimizin kurbanı olduk biraz da. Evimizde Alanyaspor'u yenebilirdik. Bertu olsaydı bu maç farklı olabilirdi belki. Basın toplantısına katılalım. Beraberlik de bitti. Adil bir sonuçtu. Harika bir topçu gerçekten. Bu konuda yorum yapmayacağım. Evet, teşekkür ediyoruz herkese. Bakalım şimdi. Bir yandan bir süredir yorumlara bakamadım. Onlara bir bakalım. Abi bir oyuncu var database'inde varsa çok ucuz ve aşırı verimli. Aime Tendang. Bir bakalım hemen. Sizi mi kıracağım? Tendenge bakıyoruz. Ee, Tendang diye bir topçu yok maalesef. Aime'den bakalım. Öyle de çıkmadı. Ben de böyle FM yayınları falan yapmak istiyorum. OBS ayarları her şey hazır. Sen ne kadar söyler, yayın yapıyorsun. Arkadaşlar bu benim ilk yayınım bu arada. Onu söyleyebilirim. Ee, o yüzden şu an için <laughs> herhangi bir şeyim yok. E, tecrübem yok bu konuda. O yüzden size bir şey sunabilecek tecrübede kendimi görmüyorum. Herhangi bir fikir verebilecek tecrübede görmüyorum kendimi açıkçası. Ama olsun beraber zaman içerisinde geliştire geliştire kanalımızı bir yerden bir yere getireceğiz diye düşünüyorum. Profesyonel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ee, yani YouTube kanalım var benim. YouTube kanalında eğer takip ediyorsanız, takip etmiyorsanız da sol üst köşeden e, hesabım hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Oradan da takip etmenizi öneririm. Ama Twitch tarafındaki ilk yayınım bu. Hatta ki 2 saat planlamıştım. Şu an 2 saatin sonuna geldik ama bir Trabzonspor maçını da oynayalım. Hani tek maçla bitirmeyelim bence bugünü. Bir Trabzonspor maçımızı da oynayalım. Ondan sonra şeyimizi yaparız, finalimizi, kapanışımızı yaparız. 5.000 mi olduk YouTube'da? Olduk mu 5.000? Dalga geçiyorsun canım. Olduk mu 5.000? Olmamışız ya beni kandırıyorsunuz bak Bir an Şey oldum Heveslendim 5000 mi olduk diye Daha 4000'lerin başındayız ya 4050'deyiz daha ya Evet, Trabzonspor maçıyla bugünü noktalayacağız. Trabzonspor deplasmanında oynayacağımız korku dolu anlar yaşamamızın mümkün olduğu bir maç. Bugünün son maçı olacak. Önümüzdeki günlerde ikinci yayınım için de bu arada tarih vereceğim. Şu an için kesin değil ikinci yayının ne zaman olacağı ama birkaç gün içerisinde yapacağız bu yayını da. Bunun dışında yeniden yapılanıyoruz serisi kapsamında ee, ona gelmeden önce transferimizi gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir hamle yapıyoruz. Bertu Yıldırım'ı takımımıza katıyoruz. Yerli bir forvet aldık ve hem yabancı sınırından kaçıyoruz hem de gerçekten çok yetenekli bir futbolcuyu kadromuza sezon sonuna kadar katıyoruz. Takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Hemen Trabzonspor maçında da kendisini oynatmaya başlayacağız. Bu arada şunu söylüyordum. E, Maçkolik YouTube kanalından da yeniden yapılanıyoruz serisi kapsamında güncel kadrolarla yaptığımız Beşiktaş kariyeri bugün itibariyle yayına girdi. Onun da size linkini hatta chatten yollayayım. E, bu yayın bittikten sonra onu da izlemeyi unutmayın lütfen. 5 sezon boyunca Beşiktaş'ı yeniden yapılandırdık. Gerçekten önemli başarılar elde ettik bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. şöyle sizlere hemen burada bırakıyorum çete. Çete bırakamıyorum. Niye bırakamıyorum? Allah Allah. Evet. Çete bırakamıyorum. İşte o bırakamayış. Heh. Evet. Arkadaşlar bu linke tıkladıktan sonra Maçkolik YouTube kanalında Beşiktaş'ta yaptığımız yeniden yapılanıyoruz serisini izleyebilirsiniz. <laughs> Tek videoda 5 sezonluk bir kariyer yaptık. Beşiktaş'ı baştan aşağı değiştirdik yani onu söyleyebilirim. Hakikaten çok eğlenceli bir kariyer oldu. Ben oynarken çok eğlendim. Umuyorum siz de izlerken aynı şekilde keyif alırsınız. Diyelim ve günün son maçına geçelim şimdi. Trabzonspor'la oynuyoruz. Trabzonspor karşısında biraz daha mütevazi bir futbol oynamamız bizim işimize gelir. Şöyle bir bakalım. Hemen forvete Bertu'yu atacağız. Bertu'nun olduğu en iyi rolde zaten çalışkan forvet. Bu bizim yine işimize gelen bir konu. Şöyle yapmak da iyi olur. Burada ofansif orta saha, yani gol arayan bir orta saha oyuncusu olması daha iyi. Geçen maçta bunun eksikliğini biraz çektik. Ee, bakalım. Fofana tamam. Burada Bola, yani Alim de iyiydi ama. Kalsın. Yani Emre Kılınç bence şimdilerden daha iyiydi ilk maç. O yüzden şimdiler yerine Emre Kılınç'ı atıyorum. Şurada kişiselleştirilmiş deyip de ters ayaklı kanat oynatacağız kendisine. Bakalım buna göre bir de yedekleri de koymanın vakti geldi. Yedeklerimizi koyalım. İlk maçın en iyisi kimmiş bu arada? Okanlı Taylan gözüküyor ama bence Yunus Emre çiftte Attan babalı. Emre kalın Çinliler değiştir. Aynen öyle. Değiştirdik bile. Şimdi... Şöyle bir yabancılarımızın hepsini alalım zaten. Onlar önemli. Şindilerin kedisi. Gel bakalım. Muhammed'i de alalım bu maç özelinde. Ee, işimize yarayabilir. Laura da kötüymüş bu arada. Laura da 6-20 ile oynamış mesela. Biz Çadlı'yı alırız yani. Sağ bek yedeğimiz var mı? Sağ Zeki yavruyu tekrar alalım takıma. Şindlerin kedisi değil mi diye? Şindler asansörcü. Neyin kedisiydi ki? Şindlerin kedisi değil mi daha abi? Neyin kedisiydi? Bak beni bunlar düşündürür ha. Schrödinger'in kedisiydi ya. Doğru. Ulan doğru be. Benim hatam. Evet şimdi bu maçta biraz daha temkinli oynayacağız. Bunun dışında duran top kazanmaya çalışmamız önemli. Duran topçularımızı ayarlamadığımızı hatırladım. Zeki Yavru kornerdeki ilk opsiyon gözüküyor. Buna bir bakalım. Harbiden de öyleymiş bu arada. Ama Holse de ikinci olmalı. Tait ne alaka abi? Tait'i çıkar. Holse buradaki ilk opsiyon. Tamam. Bunun dışında Emre Kalınç diyor. Serbest vuruşlarda da nedense Zeki yavru birinci. Allah Allah. Bak bunun hiç farkında değilim. Sağ bölgede bakıyoruz. Bunlar hep tamam neyse kalsınlar böyle ya. Çok önemli değil. Ee, genel bakışlıyoruz Tamam son kez bir kontrol ettik. Bir hata var mı? Bir yanlışlık var mı diye. Bakıyoruz problem yok. Savunma yönlü futbolcuların sayısına da bakıyoruz. 1-2-3 kişi zaten her zaman savunmada duracak demektir bu. Yani burada Nano yerine belki hala Zeki Yavru'yu oynatma bende çok uzak bir düşünce değil. Ama neyse ya. Bu günün son maçı olduğu için bu şekilde kalabilir. İki kanat bekte oynayıp sonucun ne olacağını göreceğiz. Şimdi Bertu Yıldırım'ın da ilk maçı olacak. Bakalım. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor 99'u verelim Bertu'ya 9 yoksa 99 olur Bunu YouTube'a atacak mısın bilmiyorum atabilirsem atarım Ama Denememiz lazım Ve Maça Başlıyoruz Taraftarlarımızı gururlandıralım diyoruz ve karşılaşmaya giriyoruz Takıma bak baba Onu açıyor Bakasetas Orsic. Bola gidiyor. Bola kesti. Hadi baba. Savunma arkası top dışarı gitti. Güzel. Müdahale hiçbir şey yok. Devam et. Aynen öyle. Evet, ilk 5 dakikayı güzel geçtik. Trabzonspor karşısında Karadeniz derbisi. Aynen öyle. Karadeniz derbisindeyiz. Güzel, iyi gidiyor. Şu ana kadar herhangi bir tehlike yok kalemizde. Topçularımıza yazda cesaretlendirelim. Onlara başarabileceklerini söyleyelim. Biraz takılmalar oluyor. Aman 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 aman. Orta geldi dışarı gitti. Şimdi öneriler var. Önerilere bakıyoruz. Evet. Onlara sürekli markaj yap diyeceğiz. Bakasetas'a markaj yap ama yani onu açığı tek bir adama bağlamayalım bence ya da bağlayalım mı ya? Ya bana bir tane yani bu arada şunu söylemem lazım benim giriş seviyesinde bir antrenörlük lisansım var yani gerçekten alabilecek en alt seviyedeki antrenörlük lisansı ama oradaki bir hocam adam adama savunmanın neden kötü bir şey olduğundan bahsetmişti. Çünkü bir futbolcu demarke hale geldiği zaman geri kalan herkesin rolünün bozulduğunu söylemişti. Ben o zamana kadar hep adam adamayı savunuyordum ama kendisini bu söylediğinden sonra biraz daha alan savunmacı bir insan olmaya karar verdim. Özellikle köşe vuruşlarında alan savunmasının daha faydalı olduğunu hep söylerdi. Genel olarak bütün topun gideceği yönleri tahmin edebilmek açısından. Tartışmaya açık bir konu. Evet ilk yarının sonlarına doğru gidiyoruz. Yavaştan hala herhangi bir tehlike bulmadık ama kalemizde de ciddi bir tehlike yok. Yavaş oynayın abi yavaş. Yavaş sakin. Fofana ile gidiyoruz. Hadi Fofana. Tayit. Güzel paslaşma. Ceza sahasında kaptırdık topu. Kaptırdık topu kötü kaptırdık topu Aman diyeyim bravo Okan Yine uzun bir top Dikkat edelim bravo Okan Savunmada gerçekten dualarla Ayaktayız Dikkat Offside yok mu hocam? Maalesef top ağlarımızda. Bakasetas getirdi topu. Top savunmaya çarptı. Onu açık kule gibi bir adam. Top ağlara gönderdi. 1-0 gerideyiz şimdi. İlk yarının son anları artık. Bakasetas direkten döndü. Trabzon moral buldu. Evet. Defanslarımıza diyelim ki biraz daha çabalayın. O kadar kötüydünüz. Forvetimize diyelim ki kötüydünüz. Aynen öyle. Şimdi ikinci yarı öncesinde bir hamle ihtiyacımız var mı diye bakıyorum. Burada biraz daha savunmadan oyun kurmamız gerekiyor. Ve bence kısa pasla oynamak lazım. Hücum genişliğini biraz daraltalım kısa pasla oynamaya daha yatkın olsun. Ee, tempoyu orta seviyeye getirelim. Bunun dışında yorulan var mı? Yorulan yok. Taylan'ı da yine. Aslında iki tanesini de böyle yapsam. Ya da Taylan savaşçı kalsın ya. Evet. ikinci yere böyle girelim. Kısa pasla oynayın diyorum. İlk top uzun vuruluyor. Arkadaş. Evet sadece iki şutumuz var. 50. dakika itibariyle Bertu da bir sarı kart gördü. Daha çok çabalayın dediğimiz anda da biraz dengeli futbola geçelim artık. Bola ne yapıyorsun bola? Aman diyeyim. Aman diyeyim abi yapmayın ya. Şu topları bizde kalsın. Niye uzun oynuyorsunuz? Hala uzun oynuyor. Uzun oyna mı arkadaş? Okan ne yapıyorsun? Okan ne yapıyorsun? Kaçırdı Orsic. Orsic kaçırdı. Çok ilginç bir an. <laughs> çok çok ilginç bir an gerçekten. Biraz daha pozitif futbola dönelim. Bu bize yarar. Ee, rakip savunmanın üstüne git, daha yaratıcı oyna diyelim. Bertu korkunç oynuyor bu arada. Onu da göz ardı edemeyeceğim. 70'e kadar duracağım. Abi hadi be. Trezege geliyor Trabzon. Dikkat edelim. Aman 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 dışarı gitti neyse ki. Evet. Hücum hattındaki basiretsizliğimiz ne yazık ki devam ediyor. Şimdi Fofana çok kötü. Bertu çok kötü. Fofana'yı da alalım. Ve Muhammed'i atabiliriz artık ya. Tamam. Anlaşıldı. Bakalım. Bunun dışında Taylan kötü görüyorum Taylan'ı. Oraya Benaser'i atacağız. Bu maç özelinde. Fark yaratın diyoruz. 3 oyuncu değişikliğiyle maça dönüyoruz. Yok. Gerek yok buna. Evet. Son 10 dakika olduğuna göre artık biraz daha uzun pasta oynamanın zamanı geldi bence. Şurada kaleye vur deyip de bekletmeden ortalarla da Belki biraz faktör olabiliriz bu karşılaşmada son dakikalarda. Ceza sahası bravo. İyi ayak koyduk orada. Korneri kullanıyorlar. Bravo Okan. Okan aldı topu. Nano ile geliyoruz. Nano ortayı yaptı. Devamı gelmedi. Muhammed güzel orta. Hadi be. Şu pozisyondan bir şey çıkabilirdi. Bizim çadlı çocuk da yine kale ağzında kolay bir golü kaçırdı galiba. Hose çok yorulmuş. Hose'yi alalım oyundan. Burada da yine bir Arif boşluk hamlesiyle günü noktalıyoruz artık. Şunları bir şey yapalım. Sana bir hücum rolü atayalım burada. Seni artık mezzal olarak atıyoruz. Sen savunmada kal. Sana da artık hücum diyelim. Kardeş seni de kanat forvete çekiyoruz yumruğu sık. Bize kazandıracak performans lazım diyoruz. Son oyuncu değişikliklerimizi yaptık bugünün. Gelir miyiz? Gelemedik. Hadi bir hata. Bravo Emre. Emre kaptı. Geri alalım. Güzel. Muhammed Haydi çok kalabalık geldik. Ah be. Son saniyeler artık. Trabzon'da puansız dönmeye çok yakınız. Muhammed dışarı vurdu ve maç bitti. Evet. Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzon oldu bir sıfırlık üstünlüğü sağlıyorlar ne yazık ki. Ama en azından utanmadık. İyi bir performans sergiledik. Hücum hattında olmasa da savunmada iyi bir performans diye düşünüyorum. Evet artık günü noktalıyoruz. Bir basın toplantımıza girelim. Ee, onlar kendilerini toparlayacaklar. Onu oynatmamı falan filan. Tamam. Evet şöyle bir şey yapalım. Biraz ilerleyelim. Ne olmuş? Spor, bilim, teknoloji falan filan. Evet transfer toplantısı öncesinde şimdilik duralım isterseniz. Burada oyunumuzu bir kaydedelim. Ve bugünü artık burada yavaş yavaş noktalamanın zamanı geldi arkadaşlar. Şurada hemen tek ekrana da düşelim. Hop geldik. Valla güzel yayın oldu. Benim açımdan teşekkür ediyorum. Yani yorumlarınızla da, da çok keyiflendi. Şu anda da 14 seyirci görüyorum, izleyici görüyorum. Sizlere ilginiz alakanızdan ötürü de çok teşekkür ederim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bu arada. Böyle ufak tefek en azından haftada bir kez böyle bir yayın yapmayı istiyorum. Yani daha fazlasına vakit bulabilir miyim bilmiyorum ama en azından bir yayını bir adet haline getirelim çok isterim. Yani mesela bir normal bir günde işte bir Dedike bir gün mesela cuma günleri buluşalım gibi bir gün belirlemeye çalışacağım. Lütfen bunun için sol üst köşede yer alan sosyal medya kanallarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Şu tarafmış şöyle göstereyim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.